Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Fransız mutfağından ratatouille tarifim var. Ratatouille genellikle yaz mevsiminde yapılan böyle tek tek sırayla sebzelerle dizilen çok güzel bir yemekti. Hadi şimdi gelin yapım aşamasına geçelim. Geniş bir tava içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, bir yemek kaşığı kadar da tereyağı koyup eritiyoruz. Ve daha sonra küçük küçük doğradığımız soğanları ekleyeceğiz. Ben bir büyük, bayağı büyüktü boyutu soğanın. Bir tane kullandım ama sizler isterseniz iki tane küçük boy olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü soğanlı olması çok daha da lezzetli oluyor. Ya da isterseniz normal bir boyda kullanabilirsiniz. Yani çok, çok fark etmiyor miktar o kadar. Ve soğanları güzelce kavurduktan sonra bir tane kırmızı biber, bir tane de yeşil biber ekliyoruz. Güzelce küçük küçük doğrayıp onları da birlikte kavuracağız. Biber de kavrulduktan sonra içine 2 diş sarımsak ezip ekleyeceğiz. Ya da küçük küçük doğrayın. Sarımsakla birlikte yine güzelce karıştırdıktan sonra 2 tane domatesi küçük doğrayıp ekliyoruz. Ve yine de onu da karıştırıyoruz ve 1 yemek kaşığı dolusu kadar da salça koyuyoruz. Yine hepsini birlikte güzelce karıştırarak kavuruyoruz. Hepsini kavurduktan sonra şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. Baharatlarında kekik, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, tuz. Hepsinin miktarı 1 çay kaşığı kadar olması yeterli. Onları da koyduktan sonra üzerine biraz su ekliyoruz kıvamını toparlamak için. Çünkü çok koyu oluyor su eklemeyince. Kıvamını böyle hafif akışkan bir kıvamda olunca hazır oluyor sosumuz. Şimdi gelelim sebzeleri tek tek dilimlemeye. Bundan sonrası biraz zevkli. Kimine göre yorucudur ama kimine göre de zevklidir. Patatesi, patlıcanı, kabağı, domatesi hepsini gördüğünüz gibi ince dilim şeklinde yuvarlak yuvarlak dilimleyeceğiz, keseceğiz. İsterseniz elinizde yapın, isterseniz bir tahta yardımıyla yapın. Ben her ikisini de denedim. Nasıl istiyorsanız. Çünkü çok fazla doğradığımız için insanın eli birazcık tabii yorulabiliyor. En son domatesi de hepsini aynı boyutta dilimliyorum. Aynı genişlikte dilimleyeceğiz. Ve daha sonra bir borcamın altına hazırladığım sosu koyuyoruz. Sos gördüğünüz gibi biraz kıvamlı oluyor içine su eklediğimizden dolayı. Eğer su eklemesek çok koyu olur. Mutlaka suyunu ekleyin. Hepsini sosun borcamın dibine biraz yayıyoruz. Tabii bu daha önceden de sebzelerinizi dilimlemiş olmanız lazım. Ve gördüğünüz gibi sebzeleri tek tek üzerine dizmeye başlayacağız. İlk olarak mesela patates, patlıcan, kabak, domates olacak şekilde gördüğünüz gibi sırayla tek tek diziyoruz. Özellikle hem boyutuna hem de kalınlığına dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Ve dizerken de dikkat edin. Görüntüsü çok daha güzel olsun. Ve isterseniz de benim gibi elinizle de dizip daha sonradan tepsiye koyarsanız bu şekilde de çok daha kolay oluyor. Ve böylece ben de biraz hızlandırmış oldum sizler fazla sıkılmayın diye. Ve böylece tepsiye dizdim ve gördüğünüz gibi çok güzel bir sebze yemeği oluyor. Görüntüsü de gerçekten harika oluyor. Şimdi sebzelerin üzerine sosunu hazırlıyorum. 1 diş kadar sarımsağı ezin. Üzerine yarım çay bardağına yakın zeytinyağı ve baharatlarını ekleyeceğiz. Baharatları 1 çay kaşığı kadar olacak. Kekik, toz nane, karabiber ve tuz. Hepsini birlikte karıştırıyoruz ve üzerlerine süreceğiz ya da dökeceğiz. Yani hepsinin üzerine olacak şekilde yaparsanız çok daha güzel sonuç olur. Ve tamamen sosumuzu üzerine döküyoruz. Ve gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem oluyor. Tek tek sebzeleri dizdiğimiz için ve özenle dizdiğimiz için gerçekten çok güzel. Özellikle bir misafir yemeğidir. Mutlaka sizler de yapın derim. Fırına girmeden önce bir yağlı kağıdı ıslatın. Üzerine kapatın. Fırınınızda önceden ayarlayın ve fırında pişmeye bırakın. Yaklaşık 200 derecede pişirirseniz yeterli olacaktır. Ve gördüğünüz gibi fırında pişti. Çok da güzel, çok da lezzetli bir sebze yemeği oldu. Bu sebze yemeğini
etin yanında, pilavın yanında veya bir gün öncesinde kalan yemeğinizin yanında yapabilirsiniz. Hatta özellikle de misafirleriniz geldiği zaman da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir yemektir. Üzerinde sebzeleri, altında domates sosu bolca. Harika bir yemektir. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ve böylece Fransız mutfağından güzel bir tarif vermiş oldum. Tariflerimi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.